Bana Alim Efendi diye hitap ederlerdi 6 yaşındayken. Yani işte bunları, aslında bunlar da benim garibime gidiyor. Yani işte böyle doğuştan adeta bir merakımız vardı böyle birçok şeye. Araştırıcılık ruhuyla sen bir şey yaptığın zaman bir şeyler katıyorsun insanlığın bilgisine, anlayışına. Bilim dili İngilizce İngilizce değildir, matematiktir. Onu öğrenirsen bilimlerin hepsini öğrenebilirsin. Yani her türlü bilim. Bir ülkenin eğitim dili, her ülkenin, aklı başında her ülkenin eğitim dili kendi resmi dilinden olur. Resmi dil nedir? O ülkenin çoğunluğunun ana dilidir. Yani anaokulundan itibaren başladın mı yabancı dille eğitime, 1,5 nesil sonra o ülkenin dili bitiyor. İktisadi gelişmenin başını çeken teknolojik buluşlar ve yaratılan yeni kesimlerdir. Şu anda mevcut olan doktoralı sayısı ile ülkenin iktisadi gelişmesi arasında bir bağıntı bulabilir miyiz? Bizdeki doktorların birçoğu zaten devlet eliyle dışarıya gönderilen gençlerce yapılıyor başka ülkelerde. Özellikle Amerika ve İngiltere'de. Ve bunlar için de senede yaklaşık 2 milyar dolar Amerika ve İngiltere'ye veriliyor. Dışarıya giden bu 2 milyar doların onda birini, daha bile azını, Türkiye'de araştırma ve belli hedeflere doğru çoğunluğu yönelik olan araştırmalar harcanmış olsa Türkiye'de hem üniversiteler kalkınır, ihya olur, düzgün bir hale gelir, hem de Türkiye'de araştırmalar gelişir. Hedefler tayin edilmeli, Türkiye'nin kendisinin ne olduğunu bilmelidir. Türkiye bir kere hem Asya'dır, hem Avrupa'dır, hem Orta Doğu'dur. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu bir bilim adamı. Ama bilimin dışında hemen her konuda araştıran, düşünen, fikir üreten bir insan. Bilime merakım küçük yaşlarda başladı. Gençlikte insanın yolunu şaşırması kolaydır. Ama beni bazı olaylar, bazı sözler ve davranışlar yolumda tuttu diyor. Bir tanesi, rahmetli babam ben 11 günlükken yazmış olduğu birçok kitapların bir tanesini de ciltli bir tanesini bana ithaf etmiş. Ve içine bugün Oktay oğlum 11 günlük büyüdüğü zaman Türk ulusu için canla başla çalışması dileğiyle yazmış. Bu hiç aklımdan çıkmadı. İkincisi, Türk Eğitim Derneği Yenişehir Lisesi'nde çok iyi öğretmenlerden çeşitli konularda aldığım Türkçe eğitim ve Atatürk'ün yolunda, yani Türk kalarak çağdaşlaşmak yolundaki eğitim ve onların bize verdiği yalnız bir bilgi vesaire değil, bir takım değerler hep içimde işlemiş. O çok önemli oldu. Üçüncüsü, ilk gençliğinde sık sık gördüğü bir binanın alnında yer alan cümle. Dil tarihinin önünden geçerken üstünde hayatta en hakiki mürşit ilimdir Kemal Atatürk diyordu. O da böyle içimize işlemişti. Dördüncüsü, Amerika'da master öğrencisi olduğu sırada orada bulunan bir başka bilim adamının sözleri. Onu şükranla anıyorum. Vedat Arpacı. Çok efendi bir insandı. Ağırbaşlı filan. Ona böyle arada anlatıyordum. İşte hocayı beğenmedim, hocaya şöyle dedim, soru sordum falan. Bir gün bana dedi ki, bak Oktay dedi, bu dedi sen şimdi birkaç ayda bunu bitirirsin dedi. Hani belki MIT'de o sınıfın en yüksek notlarını da alırsın, hep A alırsın. Ondan sonra da işte birincilikle bitirmiştir falan diye sana bir de levha verirler, bir de diploma falan. Duvara asarsın, sonra ileride buna bakıp, İşte böyle olmuştu filan dersin. E ne olacak dedi.
Asıl önemli olan dedi, yapıcı, yaratıcı olmak dedi, bir şeyler yaratmak dedi. Ama bunu böyle çok kibarca, böyle hafifçe söyledi. Hatta belki de benim bunu ciddiye aldığımı bile o zaman anlamamıştır. Ama böyle ufak tefek bazı laflar ben hemen kapmışımdır, beynime işlemiştir. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin öğretim kadrosunda. Amerika'da Yale Üniversitesi'nde fiziki kimya, moleküler kimya ve biyofizik alanında iki kürsü sahibi. Ayrıca Kuramsal Fizik Merkezi üyesi. Meksika'da kendisine şeref kürsüsü verilmiş. 1976 yılından bu yana üniversiteler arası kurulum verdiği Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvanını taşıyor. TÜBİTAK'ın ilk bilim ödülünü alan kişi. Almanya ve Japonya'nın en yüksek uluslararası bilim ödüllerine layık görülmüş. Ulusal ve uluslararası daha pek çok ödülün sahibi. Amerika'da Bilim ve Sanat Akademisi'ne de seçilen Oktay Sinanoğlu'nun 250 kadar bilimsel, teknik araştırma ve yeni buluşu içeren uluslararası yayını, 8 uluslararası bilimsel kitabı var. Rahmetli babam Nusret Haşim Sinanoğlu, 17 yaşından beri Atatürk'le çalışmış Selanik'te. Kavalalı zaten de. Annem de Rüveyde Sinanoğlu. Annemin ailesi de Ankara'nın yerlisi, ta Selçuklardan beri. Babası Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya'da başkonsolos. Şimdi İtalya'dayken hem annem hem baba kendi kendilerine yani İtalyan edebiyatını, İtalyancadan başka yani İtalyan edebiyatını falan çok iyi öğrenmişler. Ayrıca babam merak sarmış ve Latin edebiyatını çok iyi incelemiş. Belki de Türkiye'de ilk Latin edebiyatı antolojisini babam çıkardı. Sonra Rönesans devri İtalyan edebiyatından Petrarch'ı Türkçe'ye tercüme etmiştir. Dante'nin Divina Komedyası'nı belki de ilk tercümesidir o Türkçe'ye. Böyle bir sürü kitapları var. Oktay Sinanoğlu babasını çok küçük yaşta yitirmiş. 6 mıydım artık neydim? 43 yaşında vefat ediyor kalpten. Aniden gidiyor. Onun üzerine bizim ailede böyle yani hepsi hep böyle bir takım fikirler peşinde, ülküler peşinde diyelim, uğraşan insanlar. Yani öyle para pul falan böyle şeylere pek aldırdıkları yok. Tabii dolayısıyla babam aniden genç yaşta vefat edince annem zor durumda kalıyor. Anne Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda gazetelerde makaleleri yayınlanıyor. Çeviriler yapıyor, öyküler yazıyor. Daha harp devam ediyor, karartma oluyor, ekmek karneyle, böyle zor günler. Şimdi annem işte çalışıyor, ondan sonra alışveriş ediyor işte. Para kalmışsa ayın 10'unda biterdi. Ben küçükken annemin bütçesini yapardım falan. Ondan sonra şimdi saat 8-8 olursa gece biz böyle ikimiz evde titriyoruz. Korkudan ödümüz patlıyor, ona bir şey olursa kimsemiz yok diye. Hatta böyle giderdik otobüs durağında, her otobüse bakardık oradan indi mi falan diye. Korkmazdan bir korku içinde olurdu. Biz iki kardeş de birbirimizden kuvvet alıyorduk. Öyle endişelerimiz oluyordu. Ama annem çok özveriliydi. Çok yani çok son derece düşkündü bizlere. Özellikle abime daha da düşkündü. Onu da şuna bağlıyoruz ki abim babama çok benziyordu. Hatta hiç unutmuyorum, ortaokul öğrencisiyken bir gün bir saçlarını böyle geriye doğru tarayıp bir de papyon takmıştı. Annemin karşısına bir geçti. Annem başladı ağlamaya. Çok benziyordu. Eğitimine Ankara Koleji'nde başlar. İşte babamın hizmetleri falan diye biz de zorunlu durumda olduğumuz için beni oraya parasız yatılı olarak alıyorlar. Ve ben ilkokulun birinden liseyi bitirinceye kadar o Sağlık Sokağı falan vardır Ankara'da, o okul orada işte. Orada ilkokulun birinden liseyi bitirinceye kadar orada okudum, yatılı okulda. Daha ilkokulun birinci sınıfındayken onu alıp beşinci sınıfa götürürler. Ben ne olduğunu bile anlamazdım diyor. Tahtaya kaldırırlar, beşinci sınıfın matematik problemlerini çözdürürlerdi. Orta eğitimi boyunca çok değerli öğretmenlerden iyi bir eğitim aldığını söylüyor.
Tabii o zaman dershaneler olayı falan böyle saçmalıklar yok. Herkes kendi okulunda dersi anlayarak öğrenir. Öyle test usulü falan işte ABC işaretle falan yok. Bayağı düşündür, meseleler çözülür falan. Böyle bir düşünmeye alışmıştı. Çok yönlü bir kişiliği vardı. Genelde bilim adamları sadece bilim, hangi bilim dalındaysa oraya yöneliktirler. Fakat abim çok çok taraflıydı. Çok şey yeteneği vardı. Örneğin saz dersi alıyordu ortaokul sıralarında. Ahmet Yamacı'dan saz dersleri aldı. Daha sonra Amerika'da flüt falan da çalışmış. Bir defa müziğe de çok yetenekliydi. Sonra edebiyata çok meraklıydı. Hikayeler yazardı. Çok iyi dans ederdi. Şimdi bile bu son dansları falan gayet iyi biliyor yani. Çok iyi dans eder. Bu arada çapkındır da. Şeklinde onu da sokuşturayım araya. 6 yaşından beri birçok şeye meraklıydım ama böyle bilimsel şeylere falan da meraklıydım. Böyle daha çok küçük yaşta deneyler falan yapmaya başlamıştım. Mesela ilk fizik okuduğumuz zaman ortaokulda hemen bir takım fizik deneyleri yapmaya başladım evde. Ondan sonra ilk kimya okuduk, o zaman 8. sınıfta. Hemen kendime laboratuvar kurup Bodrum'da bir karanlık odada bir takım deneyler yapmaya başladım. Bu arada zaman zaman patlamalar oluyordu evde. Çürük yumurta kokuları falan. Annem deli oluyordu. Oğlum nereden çıktı bu diyordu. Bizim ailede kimyacı falan yok. İşte baban harcayıcı, sen niye harcayıcı olmuyorsun? Nedir bu kepazelik falan diye annem devamlı şikayet halinde. Bir gün evi uçuracağım derdi falan. İşte o zamandan başlamıştım ama daha küçük yaşlarda da ne bileyim uçak yapardı, planörler bilmem neler. Hep böyle yaratıcı bir şeyler yapardı sürekli. Sonra mahallede çocukları toplayıp karagöz falan oynatırdı. Ya böyle hep ilginç şeyler yaptı. Sinemaya giderdik birlikte. O hep yanında kitap taşırdı mutlaka. Ve antrakta sinemada hep kitap okurdu. Onun için de gözleri çok erken bozuldu zaten. Çocuk yaşından beri hep gözlük takardı. Şimdi anlıyorum ki Oxford Üniversitesi seviyesinde oralarda okutulan falan kitapları da okurmuşum. Yani Türkçe eğitim gördüm ama İngilizce de ayrıca öğrendiğim için onları bile okuyormuşum o zaman. Fakat bunlarla yetinmeyip hep böyle kendime bir tasarı seçerdim. Yaz için kendime bir hedef koyardım. Mesela sıfırdan başlayıp fotoğraf kağıdı yapabilmek. Şimdi bunun temel bilgileri kitaplarda vardır. Ama püf noktaları ticari sır diye kitaplarda bulamazsın. Ama oralara geldiğim zaman kendim deneyerek filan. Sonunda mesela bunu başardım. İşte kardeşimle annemin resmini çektim üstüne filan. Her yaz böyle bir araştırma projem olurdu. Sınıflarını hep birincilikle geçerek tamamlar orta eğitimini. Yüksek eğitimi için Türk Eğitim Derneği'nin bursuyla Amerika'ya gider. Beni zorla gönderdiler, ben hiç istemedim diyor. İlk dönemin yarısında gittim, geç kalmışız. Amerika'da iyice bir üniversiteye. Gider gitmez, mesela ilk günü matematik dersine soktular. Meğersem dönemin ortası ya, sınav varmış o gün, kağıt çıkarım falan. Bana dediler ki sen yeni geldin. Türkiye'den gelmiş ne bilir falan. Zaten yeni gelmiş. Sen yapmasan falan dediler. Ben dedim yok yapacağım. Ben de hepsini Türkçe okumuşum ama ayrıca İngilizce öğrenmişim. Matematiğin dili İngilizce falan değildir. Matematiktir yani. Ben dedim yok ben yapayım deneyeyim bakayım falan dedik. 100 almışız falan. O bir kıyamet koptu. Çünkü matematik matematik yani ne olacak. Bir de baktık ki bunların üniversitede okuttuğu şeyleri biz lisede daha 9. 10. sınıfta falan okumuşuz. Ondan sonra kimya dersine gittik, aynı olay oldu. Bu sefer ben dedim ki ya biz bunları biliyoruz. Beni daha zor sınıflara geçirin falan. Olurdu, olmazdı. Ondan sonra dedim sene sonu sınavlarını verin. Verdiler. Hepsinden işte 98 falan almışız. Bir ortalıkta bir kıyamet koptu. Bizi 3 sene atladık. Gider gitmez. Üniversiteyi böyle 1 senede, 1,5 senede falan bitirdim. Sonrasında dünyaca ünlü bir teknoloji enstitüsünden teklif alır. MIT diyorlar. Yani MIT. Bir de bunu hani Türkçesiyle okursan MIT oluyor. Neyse Massachusetts Institute of Technology. Oradan bize böyle çok tunturaklı falan böyle tam bir burs geldi master için falan. Biz de oraya gittik, devam ettik. Temel bilime daha çok kayarak yani mühendislikten çok.
fizik, kimya, matematik konularına. Yani işin temelinden bilimde bu kuantum dedikleri, Türkçesi nicem, mekaniği nicem, kimyası falan. Yani elektronlardan atomlar, moleküller nasıl meydana geliyor, maddenin çeşit çeşit özellikleri nasıl bundan doğuyor falan, bütün bunları açıklayan temel bilim dalı. Ne de bir takım eksiklikler fark ettim temelden. Oralara girip bu işler üzerine çalışmaya başladım. 2 yıl sürmesi gereken masterını 7 ayda tamamlar. Bu sefer kimyada dünyanın en meşhur yeri olan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley yerleşkesinden bize gene çok tunturaklı falan böyle bir kişiye veriliyormuş falan. Üniversite fellowship falan diye bir şey geldi. Bir tam burs. Hadi bu sefer oraya gittik tekrar başka bölüme. Ve kimyada temel, yani fizik, kimya, matematik arası sahada. Yani fiziğin temel yasalarından başlayıp gerekirse yeni matematikler icat ederek kimyanın birçok anlaşılmayan meselelerini kökünden çözmek, yeni bir sistem getirmek şeklinde çalışmaya başladım kendi kendime. Yani aslında böyle şeyler yapan orada bile doktora danışmanı bulamadım. Yalnız Amerika'da 30 senedir rastladığım 3 insan diyebileceğim kişiden bir tanesi oranın dekanıydı. Ona dedim ki bak ben böyle işler yapacağım. Başka yani kendisinin vereceği böyle bir takım ıvır zıvır işler var. Hani kendi çarklarına diş olacak işler. Yok onları yapmam dedim. Adam yani hoşgörü sahibi, anlayışlı falan bir adamdı. Belki bize de bir şeyler sezdi yani, atlıyor falan. Ve bizi rahat bıraktı. Kendisini rahat bırakan profesör 2 ay sonra karşılaştıklarında hiç görünmüyorsun diye sitem eder. Duyduğuma göre kayağa, dağlara gidiyormuşsun. Gerçekten de gidiyordur. Zaten hayatı boyunca hiçbir zaman yaşamaktan, sevdiği şeyleri yapmaktan geri durmamış Oktay Sinanoğlu. Hocası, peki elindeki işi ne yaptın diye sorar. O konuyu bitirdim deyince şaşırır. Götürür verir çalışmasını. Birkaç gün sonra durumu sormak üzere gittiğinde aldığı cevap şudur. Sen doktoranı verdin. Ben bu konularda birkaç tane teori kuram çıkardım. İşte 1,5 senede falan da doktora bitiverdi ve bunlar yayınlandı, hem de şeyde yayınlandı yani. Birisi duydu, İngiltere'den, Oxford'dan ziyaret etmekte olan orayı, meşhur bir profesör Linet duydu ve bunu kendisi Royal Society Proceedings, yani İngiliz Kraliyet Akademisi'nin özel dergisi var, sadece akademisyenler falan, onun kendi tavsiyesiyle orada basıldı falan. O dünyada bir kıyamet koptu. Yani meğersem Nobel'liler falan, bir sürü büyük adamlar 50 senedir çözülmez falan dedikleri meseleyi çözmüşüz biz. O sırada henüz 25 yaşındadır Oktay Sinanoğlu. Üniversite bitmiş, master bitmiş, doktora bitmiş. Ve 50 yıldır çözülememiş bir konuyu çözmüş. Bugün bilim dünyasında Sinanoğlu'nun çok elektron teorisi olarak anılıyor. Tabii biz yani aman onu çözelim, şöyle olalım, böyle olalım da hiçbir derdim yok. Hatta kimyaya ilk girerken, yani temel bilime, daha lisedeyken falan, burada hep bana diyorlar, aman oğlum aç kalırsın falan. Ya işte baban gibi harcayıcı ol, doktor ol, bilmem ne falan. Yok diyordum, aç kalırsam kalayım, ben buna meraklıyım falan. Yani hiçbir zaman şöhret, para, bilmem ne, not falan, böyle şeyler peşinde hiç koşmadım. Fakat bir şeyi büyük bir ateşle, büyük bir böyle şevkle bir işe sarılırsa, büyük bir merakla zaten duramazsın yani bunu anlayıncaya kadar. Böyle çalışırsan o zaman zaten bir takım şeyler, paraymış şöyle falan, bunlar kendiliğinden geliyor. Zaten onları kovalarsan onlar kaçar. Ama onları hiç düşünmezsen belki onlar kendiliğinden gelir. Yani biraz gençlere böyle bir şeyler de anlatmak lazım diye söylüyorum. Bilime bunca yıl emek vermiş bir bilim adamı olan Oktay Sinanoğlu'nun acaba nasıl bir çalışma yöntemi var? Bir taraftan geliştirmekte olduğum, mesela o ilk teori kuram, bunu geliştirirken tabii o artık biraz uygulanma safhasına geldiği zaman birçok doktor öğrencilerim falan oluyor. Onun uygulamaları, işte büyük bilgisayar hesapları falan, ki o zamanlar bilgisayarlar yeni orada da yani, bunları onlarla yürütürken bir taraftan ben kendim yeni bir saha öğrenip
Oralarda yeni bir şeyler yapmaya başlıyorum. Mesela bir taraftan bu yürürken moleküler biyoloji sahası o sıralarda yeni kuruluyor 60'ların başlarında. Kalıtımı, insanın kalıtımı, ısıyı özelliklerini meydana getiren hücrelerdeki uzun zincir DNA molekülü var malum. Şimdi herkes biliyor. Bunun yapısı nasıl, bunun çift sarmalı olarak durması, niye durduğu, hangi kuvvetlerin su içinde hücrede bunu etkilediği falan üzerine de ben orada bir kuram çıkardım. Ve bu da derhal çeşitli ülkelerden bilim adamları bizim bu kuramı deneylerle doğruladılar. Yani kağıt üzerindeki kuramla diyoruz ki şunu şunu yaparsanız şu şu sonuçlar alacaksınız deneyde. O doğru çıkınca tabii bizim kuram doğrulanmış oluyor ve birçok uygulamaları çıkıyor. Ve yıllarca o kuramın bugüne kadar hiç aklıma gelmedik alanlarda uygulamalara yeni sahaları olmuştur. Yani insan böyle bir şey, temel bir şey bulduğu zaman çoğu zaman hangi sahalarda daha nerelere gider, nerelerde uygulanır yıllar sonra onu yapan bilimci bile önceden kestiremiyor. Dolayısıyla temel araştırmalar çok önemli. Temelden bir şey yarattığın zaman böyle devamlı devamlı yumurtluyor. Yani bir altın horoz, tavuk gibi oluyor. Yumurtlayıp duruyor. Evet. Sonra yüksek enerji fiziği dalında çalışma yapar. Yani maddenin en temel taneciklerin nasıl oluştuğu filan konularında onu bir 8 ay falan öğrenip orada mezon denen tanecikler var. Bunların hangi çeşitlerin olması gerektiği filan özellikleri hakkında bir kuram yapalım. O konuda yeni bir şey yaptık. Ondan sonra atom fiziği, o da ayrı bir saha. Atom fiziğinde yaptığımız kuramlar ve onların bilgisayarda çok büyük çaplı. O zamanlar yani 70'lerde bilgisayarda yapılan en büyük otomatik hesaplar yazılımlarını biz yaptık birkaç öğrenciyle. O birkaç öğrencinin bazıları da Türkiye'den alıp götürüp orada doktora yaptırdım onlara. O kuram da deneylerle falan doğrulandı. Ve bunun ta gök fiziği yani gök bilim, yani astronominin Türkçesi gök bilimdir. Astrofiziğin Türkçesi de gök fiziktir. O dallarda bile uygulanıp güneşte, çeşitli yıldızlarda, meteor, göktaşlı yani meteorlarda hangi kimyasal maddelerin ne kadar bulunduğunun gelen ışıklardan anlaşılması konusunda filan bu uygulandı mesela. Bizim bu yaptığımız başka bir kuram. Ve zannedilen değerlerin 10 misli, 30 misli filan değişik çıktı ve sonra bizimkinin doğru olanı. Yani böyle 2'de bir, 5 senede bir falan yeni bir sahaya girip yenilikler getirmiş olduk. Bu arada Oktay Sinanoğlu çoktan kariyerinin zirvesine çıkmıştır. Yale Üniversitesi'nde fiziki kimya alanında profesör olduğunda henüz 26 yaşındadır. Batı dünyasında 300 yıllık süreçte en genç profesör olma payesine erişmiş ilk ve tek kişi. İkincisi, o sırada Amerika'nın, dünyanın ilk 1-2 moleküler biyoloji bölümü daha yeni kuruluyor. Yeni bir saha ortaya çıkıyor. Yale'de bir tanesi kurulurken de beni de onun ilk profesörlerinden biri yaptılar bu DNA'daki kuram dolayısıyla. Ardından yine Yale'de fizik bölümünde bir kürsü verilmek istenir. Fakat Yale'in kitabında dermiş ki iki kürsüden fazla olamaz. İki sahadan fazla. 3 yasak. Fakat sonradan oraya rahmetli Feza Gürsey de Yale'e gelmişti. Onlar bir şey kurmuşlardı. Yani Yale Üniversitesi'nin fizik bölümü. Uluslararası fizik merkezi Yale'de. Ben de onun üyesi yaptılar. Bu süreçte 2,5 kürsü sahip oldum. Bilim dünyasında uluslararası üne sahip, pek çok kuramıyla bilimde yeni parantezler açmış Oktay Sinanoğlu, çalışmalarında hep çok yönlü olmuş. Birçok dallarla uğraşırsan sen bazen hiçbirinde derinliğe inemez. Öyle değil çünkü birkaç şeyde uğraşırken, tabii hepsiyle aynı anda uğraşmıyorsun mesela. Birkaç sene birinde gece gündüz sırf onun üzerine yoğunlaşıyorsun. Öbür sahaları da ılık tutuyorsun. Onu öğrencilerle falan yürütüyorsun bir yandan. Ve çoğu zaman da o sahada biz uluslararası şeylere
konuşma yapmak için falan çağrılıp duruyoruz. Herkes zannediyor ki ben bir tek o sahada çalışıyorum. Fakat bir taraftan o zaten artık sonuna yaklaştığımız, anladığımız işleri biz anlatırken dünyada kimse bilmiyor ki. Ben kendi kendime yepyeni bir saha ile uğraşmaktayım. Dolayısıyla bir taraftan da o çıkmaya başlıyor böyle. Oktay Sinanoğlu'na bir bilim adamı olarak geleceği nasıl gördüğünü soruyoruz. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük sorunun enerji kaynağı olduğunun altını çiziyor. O konuda nükleer enerji dışında yeni gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Daha somut birkaç örnek vermesini rica ediyoruz. Tabii böyle konulardaki tahminler çoğu zaman yanlış çıkar. Bilimde bir özellik de bazen hiç ummadığınız bir yerden birçok yan gelişmelerin olup hiç ummadığınız yerlere gitmesidir. Ama bazı şeyler de belli bir çizgide devam eder, onları görebiliriz. Şimdi bir kere bilimin şu anda ve gelecek yüzyılda önemi muhakkak artacak, hızla da artıyor. İki önemli uç var. Bir tanesi tabii bilgisayar tekniği vesaire. Bir tanesi de moleküler biyoloji. Daha doğrusu canlıların, bitki olsun, hayvan olsun, insan olsun, canlıların nasıl meydana geldiği, bütün işleyiş özellikleri, yani düzgün ve hastalıklı olarak olgular, bunların fizik kimya temellerinden açıklanması, moleküllerden başlayarak kimya olarak açıklanması. Çünkü aslında her şey kimyadır. Kimyanın temel yasaları da fizik yasalarıdır. Bunları birbirinden açabilmek, kullanmak için, uygulamak için de matematik gerekir. Zaten matematik bütün bilimlerin, hatta toplumsal bilimlerin, hatta hukukun, yani böyle konuların bile dili matematiktir. Şimdi ileride moleküler biyolojide olan gelişmeler çok hızlanacak ve insanların mesela bugün DNA'sında 100 bin kadar gen var, kalıtımı saptayan. Bunu meydana getiren de DNA zinciri üzerinde 1-2 milyar moleküler takı var, 4 çeşit. Bunların hangilerinin olduğu ve nerelerde oturduğu, sırası, dizilişi hücrenin şifresini meydana getiriyor. O hücrenin tek hücre iken, döllenmiş bir hücrenin hani bir fare mi olacağı, insan mı olacağı, o şifrede saklı. Şimdi bu konuda çok büyük gelişmeler zaten oldu. Daha da olacak. Ve insanlar çeşitli bitki türleri, hayvan türleri bile üretebilir hale geldiler. Tabii buradan çeşitli hastalıkların önlenmesi, anlaşılması, daha da ileride ki o çalışmalar da hızlanıyor ama çok önemli gelişmeler daha belki olmadı. İnsan beyninin nasıl çalıştığının ayrıntıları anlaşılacak herhalde zamanla. Bir taraftan bilgisayar tekniğinde ve bir taraftan da moleküler biyolojide temel gelişmeler olurken bu ikisi kesişecek ileride ve oradan çok önemli, çok yeni şeyler çıkacak. Şimdi bir taraftan bilgisayarlar küçülüyor, çipler küçülüyor ama bunlar canlıdaki mesela beyin bilgisayarının çok değişik bir sistem. Beyindeki çok daha karışık bir sistem ve onun yapabildiği birçok şeyleri bugün bilgisayarlar hala yapamıyor. Neyse, bilgisayardakiler küçülüyor ama bunun bir haddi var. Halbuki beyindeki yani beyin hücreleri, sinir hücrelerini, beyin hücrelerini meydana getiren moleküller ve bu moleküller, bir molekül çipin bir ufak kısmından çok daha küçük bir şey. Şimdi ben yeni kuramımı, en son kimyanın temel bir kuramını geliştirirken kendiliğinden, farkında olmadan, yani beklemeden bazı moleküller buldum ki bunlar adeta bir mantık devreleri gibi, ufak çipler gibi davranıyor. Ve
Şimdi bunların bir araya nasıl konulacağı falan anlaşılabilirse, öğrenilebilirse, geliştirilirse o zaman moleküler çapta bilgisayarlar yapmak mümkün olacak. Bunlar en küçük yapılabilecek şimdiki bilgisayar tipinden çok çok daha küçük olacak. Adeta gözle görülemeyen mikrop kadar bilgisayarlar olacak. Şimdi buradan tabii çok büyük gelişmeler olacağı gibi bir taraftan da beyin nasıl çalışıyor, sinirler, kaslar, bunların çalışmaları hakkında çok daha derin bilgiler elde edebileceği için şimdiye kadar bir türlü hiç anlaşılamayan ancak bir takım böyle rastgele bulunmuş ilaçlarla falan tedavi edilen sinir hastalıkları, beyin hastalıkları, ruhsal hastalıklar falan çareleri bulunacak. Buralardan çok büyük gelişmeler olacağı beklenir. Çocukluğundan başlayarak pek çok alana ilgi duymuş. Okumuş, araştırmış, sonuçlar çıkarmış. Öyküler yazmış, saz çalmış, dağcılık, kayak yapmış. Hem pilot hem okyanusya kendisi. İlgilerinin yanında da kuramlarıyla, buluşlarıyla bilimde yeni ufuklar açmış, uluslararası saygınlığı olan bir bilim adamı. Sırrı, araştırıcı bir ruha sahip olması. Merak duygusunu hep diri tutması. Aklına koyduğunu sonuna kadar araştırması ve heyecanını hiç yitirmeden sürdürmesi.